Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi kaldı birkaç tane daha sayı kümemiz. Bunları da hemen bir gömelim arkadaşlar. Bitirelim inşallah konuyu biz de yavaş yavaş. Şimdi geldik rakam denilen kerataları öğrenmeye. Nedir bu rakam? Bunu bir öğrenelim dostlarım. Şöyle bir odaklanmasını da ayarlayayım ben videomuzun. Evet. Rakam dediğimiz olay sayıları göstermeye yarayan sembollerdir diyor dostlarım. Ve bizim 10 tane rakamımız var. Sıfır bir rakamdır dostlarım ve en küçük rakamımız sıfırdır. En büyük rakamımızsa 9 dediğimiz ifadedir arkadaşlarım. Sıfırla 9 aralığındaki bütün hepsi de bizim rakamımızmış. Şimdi rakam dediğimiz şey sayıları göstermeye yarayan sembol demişiz. Hemen bir sayı atalım kafadan. Aklına gelen ilk sayı nedir? Mesela 3 basamaklı bir sayı. 127. Bakın ben 127'yi nasıl gösterdim? 1 rakamıyla gösterdim. 2 rakamını ve 7 rakamını yan yana getirerek bir sayı oluşturdum dostlarım. Bu rakam dediklerimiz de birer sayıdır dostlar aslında. 0 hem rakam hem sayıdır. 1 de sayıdır, 2 de sayıdır. Bunların hepsi birer sayıdır. Ama asıl bir değeri nedir diye sorduğumuzda rakam diyeceksiniz dostlar. İşte böyle bazen insanlar böyle halk dilinde konuştukları zaman işte mesela soruyor adam ne kadar maaş alıyorsun? 1000 lira alıyorum diyor. Oo iyi rakammış diyor mesela. 1000 rakam mı? Değil. 1000 rakam değil. Sadece 4 tane rakamın yan yana gelmesiyle oluşmuş bir ifade arkadaşlar. Şimdi rakamla ilgili nasıl sorularımız var? Her soru bankasının şöyle ilk testlerinde şu şekilde sorularla karşılaşıyoruz dostlarım. İşte onlara ben 2 tane örnek yazdım. Diyor ki adam x, y, z sıfırdan ve birbirinden farklı 3 rakam olmak üzere diyor. Şimdi bizim rakamlarımız nelerdi? Sıfırdan başlıyordu ama x, y, z sıfır olmayacakmış. Sıfırdan farklıymış. Demek ki ben 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6, 7, 8 ve 9'u düşüneceğim. Bu rakamları konuşacağız. İfadesinin değeri en az kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bizden şu işlemin en küçük değerini istiyor. En az kaçtır diye bir soru soruyor. Gelin bunu şöyle biz bir genelleştirelim arkadaşlarım. Bu sorularda ne yapacağınızı bir öğreteyim ben size. Dostlar en küçük istiyor ya. Canım kardeşim senin burada yapman gereken şey şu. Artı gördüğün ifadeye istediği şeyin aynısını vereceksin. En küçük istiyorsa en küçük vereceksin artılara. Eksi gördüğün ifadeye ise dostum tersini vereceksin istediği şeyin. Tersini ver. Yani sen eğer ki en küçüğü arıyorsan artı gördüklerinin yani bizim ifademiz ne şimdi dostum onu buraya bir daha yazayım. 2x artı 3y eksi 4 ise. Şimdi benim artı olanlar hangisi? Bak burada bir şey yoksa bu artıdır. Bunun önündeki zaten artı. Z'nin önündeki ise eksi. Ne dedim şimdi ben? Artı gördüklerimize aynısını ver. Yani x'in önünde artı olduğu için ben buna aynısını yani en küçük değeri vereceğim. En küçük rakamı vereceğim. Peki y'ye geldik canım kardeşim. Y'ye önünde artı olduğu için buna da en küçük rakamı vereceğim. Peki z'nin önündeki işaret ne? Eksi. O zaman tersini vereceğim. Yani en büyük rakamı vereceğim. Şimdi en büyük rakam bir kere vereceğim. En küçüklerden de iki kere vereceğiz dostlar. O yüzden en büyük kolay. En büyük zaten bir tane rakamımız var. Demek ki ben z dediğim ifadeye ne diyecekmişim? 9 diyecekmişim. Z'yi bulduk. Z'nin yeri hazır yani. Ama sıra geldi şunlara. En küçük vereceğim. Hocam ikisine de 1 verebilir miyim en küçük rakamım? Tabii ki verebilirsin. Ama şu olmasaydı. Bak diyor ki birbirinden farklı olsun diyor. O zaman ben birine 1 vereceğim. Diğerine bir sonraki en küçük rakamım 2'yi vereceğim dostlarım. Peki öğretmenim hangisine 1 hangisine 2 vereceğim? Canım kardeşim sen otobüste yaşlılara öncelik tanırız değil mi canlar? Yaşlılara öncelik tanıyacağız. Bu tabii çok kalmadı günümüzde ama bu cümleyi duymuşsunuzdur eminim. Yaşlılara öncelik tanıyın, saygılı olun. Hangisi daha yaşlı? Y'nin katsayısı mı? X'in katsayısı mı daha yaşlı? Tabii ki Y'nin katsayısı 3 daha yaşlı olduğu için öncelik bunundur dostlarım. O zaman en küçük olanı buna vereceğiz. Yani Y'ye
1 diyeceğiz. Bir sonraki küçük olanı da x'e vereceğiz. Yani 2 diyeceğiz. İşte bu işlemleri yaptığında da çıkabilecek en küçük sayıyı bulmuş olacaksın dostum bu işlemin sonucunda. Hadi yapalım. 2 kere 2 olur, 4 olur. 3 kere 1 olur, artı 3 olur. Eksi 4 ile 9'un çarpımı da ne olur dostum? Eksi 4 ile 9'u çarpıyorum. Eksi 36 olur. 4, 3 daha 7. 7'den 36 çıkacak. Küçükten büyük çıkarsa bir kere kesinlikle eksi. 36'dan 7'yi çıkartırsan da 29. Eksi 29'muş. Yani cevabın Bursa'ymış. Bak şimdi bu soruda da artık sen kendin yapabilirsin canım kardeşim. Beni beklemeden videoyu bir durdur. Kendin bir çözmeye çalış. Şimdi burada ne istiyor? En büyük olsun istiyor. Bak şunun en büyük olmasını istiyor. Şuraya yazıyorum. 3x eksi 4y eksi z. Benden bunun en büyük olmasını istiyor. Peki artılara ne verecektim ben? Bak bunun önünde hiçbir şey yoksa bu artı. O zaman x'e ne vereceğim? İstediğinin aynısını, yani en büyük. Y'nin önünde eksi var, tam tersini vereceğim, en küçük. Z'nin önünde de eksi 1 var, tam tersini vereceğim, yani en küçük değerini vereceğim canım öğrencim. Peki can dostum, şimdi en büyük bir tane var, bu kolay. En büyük rakamımız kaç bizim dostlar? 9. Hemen x'e 9 verdik. Peki en küçüklere ne yapıyordum canlarım benim? Aynısı varsa burada farklı demiş mi? Evet farklı demiş. O zaman en küçük bir 1, bir de 2'yi kullanacağım. En küçük 2 rakamım bunlar farklı dediği için. Yoksa ikisini de 1 alacaktım. Peki hangisini öncelik tanıyacağım? Bak 4 daha büyük, 4 daha yaşlı. O zaman 4'e öncelik tanıyacaksın canım kardeşim. Hemen y'ye 1 diyeceksin, z'ye de 2 diyeceksin. Peki 3 kere 9, 27. Eksi 4 ile 1'in çarpımı ne yapar? Eksi 4 ile 1'i çarpalım. Çarpamadım lan eksi 4 ile 1'i. Eksi 4 ile 1'in çarpımı eksi 4. Eksi 1 ile 2'nin çarpımı da eksi 2. Peki eksi 4, eksi 2 daha ne yaptı? Eksi 6 yaptı. Bizden en büyüğünü mü istiyordu? Evet en büyüğünü istiyor. Bize doğru bulduk. Eksi 6. 27 eksi 6'dan da ne yaptı dostlarım? 21 geldi. Aradığımız cevap. Sanki bir yerde hata mı yaptık biz? Cevabı Adana demiş bu. Zaten şıklarda 21 yok. Bir yerde bir hata yapmış olabiliriz dostlarım. Bir daha bakıyorum şimdi. Z'ye en küçük değerini verdik. İstediğinin tersi 1 verdik. Z'ye de 2 verdik. X'e de en büyük rakamı 9 verdik. 3 kere 9 27. Eksi 4 ile 1'in çarpımı eksi 4. Eksi 1 ile 2'nin çarpımı eksi 2. Eksi 6 geldi. 27 eksi 6'dan da 21 çıktı. Allah Allah, bir bakalım bunun. Belki ben bir yerde soruyu yazarken yanlışlık almışımdır arkadaşlar. Bir hemen sorunun orijinaline bakıp geliyorum dostum. Evet dostlarım, sorunun orijinaline baktım. Sorunun orijinalinde hiçbir hata yok. Çünkü hata tamamıyla bizde. Neden bizde öğretmenim? Çünkü birbirinden farklı diyor. Biz az önceki soru gibi karıştırdık. Sanki sıfırdan da farklı demiş gibi hissettik. Halbuki sıfırdan farklı dediği yok. Biz en küçük iki rakamı 1 ile 2 seçtik. Tabii ki sıfırla 1'i seçsek daha da küçüğünü bulacağımız için sıfırla 1'i seçmeliymişiz dostlarım. Yanlışlık buradaymış tabii ki. O zaman biz şu y'nin katsayısı daha yaşlı olduğu için buna 0'ı verelim. Şuna da bir sonraki 1'i verelim dostlarım. Bakın şimdi çıkacak cevabımız. Burası 3 kere 9 27 oldu. Burası eksi 4 ile 0'ın çarpımı 0 oldu. Burası da eksi 1 oldu. 27'den de 1 çıktı. 26 geldi. Evet sorumuzun cevabı buradan geldi. Arkadaşlar saat gecenin 3'ü, yani sabaha karşı sabahın 3'ü oldu. Biraz tabii kafada gidiyor haliyle. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin dostlar ama toparladım. Şimdi gelelim 7. sayı kümemize, rasyonel sayılara dostlar. Rasyonel sayı, hatta irrasyonel sayı da birlikte öğrenelim. Rasyonel sayı dediğimiz ifade şu şekilde A bölü B şeklinde yazılan ifadelere biz rasyonel sayılar diyoruz dostlarım. Rasyonel sayıları Q harfiyle gösteriyormuşuz. Ve rasyonel sayı olabilmesi için bir ifadenin pay ve, yani şu üsttekine pay diyeceğiz, alttakine payda diyeceğiz, payda. Pay ve paydanın tam sayı olması gerekiyormuş dostlar. Hem üst hem de alt taraf bir tam sayıysa biz bu ifadeye rasyonel sayı diyecekmişiz. Yalnız küçük bir şartla, şu paydaya, payda kısmına asla sıfır gelmeyecek. Yani yukarıda bir sayı var.
Aşağıda 0 olduğu takdirde burası 0 ise bu kesinlikle tanımsız diyeceğiz dostlarım. Böyle bir ifade matematikte yoktur diyeceğiz. Tanımsızdır diyeceğiz. Yani paydamı 0 olmayacak. Üst taraf ve alt taraf sayı olacakmış, tam sayı olacakmış. Biz buna rasyonel sayı diyormuşuz. Mesela hemen bir örnek yapalım dostlarım. 3 bölü 4 bir rasyonel sayı mıdır? Kesinlikle hocam. Çünkü 3'te 1 tam sayıdır, 4'te 1 tam sayıdır. Peki canım kardeşim, şu bir tam sayı mıdır? 5 bir tam sayı mı? Pardon, tam sayı mıdır diyorum. 5 bir rasyonel sayı mıdır? Kesinlikle rasyonel sayıdır canım kardeşim. Diyeceksin ki hocam bunun hani paydası nerede, alt kısmı? Dostlar, her sayının altına bölü 1 yazabilirsiniz canım kardeşim. Ve 5 bölü 1 bakın hem 5 hem 1 tam sayı olduğu için bir rasyonel sayı şeklinde söyleyebiliyormuşuz 5 bölü 1'i de. 5'i 1'e bölün sonuçta 5 çıkıyor. Bütün tam sayılar o halde, bütün tam sayılar birer rasyonel sayıdır dostlarım. Bunu da hemen söyleyelim. Yani tam sayılar kümesi kesinlikle alt kümesidir rasyonel sayılar kümesinin diyebilirmişiz biz dostlar. Peki 0 bir rasyonel sayı mıdır? Tabii ki. Çünkü 0'ın da paydasına 1 yazarsanız 0 1'e bölünür ve 0 çıkar sonucumuz. Hem pay hem payda tam sayı olduğu için rasyonel sayı oldu. Peki 1 bölü 0 rasyonel sayı mıdır? Kesinlikle değildir. Çünkü rasyonel sayı olmanın şartlarından biri de neydi? Payda 0 olmayacak. O zaman bu rasyonel sayı değil. Peki hocam eksi 7 rasyonel sayı mıdır? Evet, çünkü paydasına 1 yazarsın. Eksi 7 bölü 1 olur. Peki kök 2 rasyonel sayı mıdır öğretmenim? Paydasına 1 yaz canım kardeşim. Peki kök 2 tam sayı mıdır? Kesinlikle değildir. 2 kökün dışına çıkamadığı için burası tam sayı olmadığından dolayı, aşağısı tam sayı ama üst taraf tam sayı olmadığından dolayı bu bir rasyonel sayı değildir. Peki geldik irrasyonel sayılara. Dostum, rasyonel olmayan sayı demektir irrasyonel sayı. Q üssüyle gösteriliyormuş canım kardeşim. A ve B birer tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara denir diyor dostlar. Yazılamayacak. Az önce yaptığımız bak kök 2 bölü 1. Tam sayı bölü tam sayı şeklinde yazabildik mi? Yazamadık. O zaman bu bir rasyonel sayı değildir, irrasyonel sayıdır diye yapıştırdım gitti canım öğrencim. Mesela kök 4 bir rasyonel sayı mıdır? Şimdi kökün dışına çıkmanın yolu tabii ki köklü sayılarda öğreneceğiz ama bir şeyin karesi olmaktır. Soracaksın içeridekine sen neyin karesisin aga? O da diyecek ki sana ben 2'nin karesiyim. O zaman dışarıya 2 diye çıkacaksın diyeceksin. Demek ki bak kök 4 de bir rasyonel sayıymış. Çünkü kök 4 aslında 2'ymiş ve 2 bir tam sayı olduğu için, bütün tam sayılarda rasyonel sayı olduğu için kök 4 bir tam sayıymış. Peki kök 5? Kök 5 bir şeyin karesi değil hocam. Kök 5 bölü 1 bile yazsak biz bunu, burası tam sayı olmayacağından dolayı bu bir rasyonel sayı değildir. İrrasyonel sayıdır. Yani Q üssünün elemanıdır diyebilirsin dostlar. Bakın hemen şurada bir soru var. Bunu gelin birlikte halledelim. 2010 yılında sınavda sorulmuş bir soruyu yazdım buraya arkadaşlarım. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır diye bir soru sormuş. Şimdi sen burada tabii şıkları tek tek oynayacaksın şıklarla. Şimdi mesela şu bir tam sayı mıdır? Bölü 1 diye yazıyorum bunu. Kök 2 ile 1 toplanmaz arkadaşlar. Köklü sayılarda köklü bir sayıyla tam sayıyı toplayamazsınız canım kardeşim. Bu böyle bu şekilde kalır. Yani irrasyonel şekilde kalır. Üst tarafı tam sayı yapmanın ihtimali yok. Alt tarafı da zaten 1 olduğu için tam sayıdır ama üst taraf olmadığı için kesinlikle yapamıyoruz. Şimdi burada cevabımız direkt Edirne'ymiş dostlarım. Biz bunu bir konuşalım isterseniz. Neden böyle oluyor? Sen tabii bunların hepsini deneyeceksin. Ne zaman? Köklü sayılarda eşlenik çarpımı öğrendiğin zaman bunları deneyeceğiz tabii birlikte. Ben önden bir sordum. Çünkü burada o eşleniği kullanmayacağız. Edirne şıkkını bakın direkt yapalım hemen. Çözelim görün sizde. Şimdi üst tarafı 2 parantezine alıyorum. Bakın burada ne kaldı? Kök 2. Şurada 2'nin yanında 1 çarpanı vardır. Eksi 1 kaldı o zaman. Bölü. Alt tarafı da 3 parantezine alıyorum. Burada yine ne kaldı kök 2? 3'ü alırsam yanında 1 vardı. Kaldı 1.
Bakın kök 2 eksi 1 ile kök 2 eksi 1 birbirini götürdü. Geriye bir tek 2 bölü 3 kaldı. Hem üstü hem altı tam sayı olduğu için bu bir rasyonel sayıdır diyebiliriz artık. Cevabımız da Edirne'den geldi. Şuna geçelim hemen dostlarım. Aşağıdakilerden kaç tanesi rasyonel sayıdır diye bir soru soruyor. Hemen bakalım. Tam sayı, bu da tam sayı. O zaman bu bir rasyonel sayı. Şuna bakalım. Tam sayı, bu da tam sayı 5 ile 9. O zaman bu da bir rasyonel sayıdır. 4 paydasında 1 vardır. 4 bölü 1 rasyonel sayıdır. 0'ın paydasında 1 vardır. 0 bölü 1 rasyonel sayıdır. 7 kökün içinde dışarıya çıkması için bir şeyin karesi olması lazım. Ama 7 bir şeyin karesi değil. O zaman bu rasyonel sayı değil. İrrasyoneldir. Bu gitti. Şuna bakalım. Eksi 3 küp kök 5'ten küp kök 5 diyorum. 5. dereceden kökten dışarıya çıkması için bir şeyin 5. kuvveti olması lazım. Eksi 3 bir şeyin 5. kuvveti mi? Değil. O zaman bu da rasyonel sayı değildir. Çünkü kök içinde kalır, dışarıya çıkamaz. O halde 4 tanesi rasyonel sayıdır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Şimdi dostlar geldik son sayı kümemize, reel sayılara dostlar. Reel sayılar kümesi rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar kümesinin birleşimidir. Yani rasyonel sayılar ile irrasyonel sayıları birleştirdiğimde reel sayılar karşımıza çıkıyor ki aslında bizim TYT matematiğinde uğraşacağımız tüm sayılar reel sayılar o zaman diyebiliriz. Yani reel sayıların içinde rasyonel sayılar var. E hocam rasyonel sayıların içinde ne vardı? Tam sayılar vardı. Peki hocam tam sayıların içinde ne vardı? İşte pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar, sıfır vardı. E hocam başka tam sayıların içinde ne vardı? Doğal sayılar vardı. Doğal sayıların pozitif olan kısmı yani sayma sayıları vardı. O halde bakın reel sayıların içine de bunların hepsi giriyor. Yani reel sayılar öyle bir küme ki bu sayı doğrusunun üstündeki bakın şu sıfırdan sonsuza ve eksi sonsuza kadar olan şuradaki bütün sayıları içine alıyor. İşte o 3 bölü 5'ler, köklü sayılar, virgüllü sayılar, ondalık sayılar, rasyonel sayılar, tam sayılar, pozitifler, negatifler alayı reel sayılar kümesinin içine giriyormuş ve reel sayılar R harfiyle, büyük R harfiyle de gösteriliyormuş dostlarım. Peki şunu birazcık daha özetleyelim şimdi biz canım kardeşlerim. Bakın reel sayılar kümesini şöyle kocaman bir yeşil kümeyle gösterirsek bunun içinde neler var? Bir kere irrasyonel sayıların kümesi var. İrrasyonel olanlar var. Artı bir de rasyonel olan pembe küme var. E hocam rasyonel kümenin içinde de zaten tam sayı vardı. Tam sayının içinde doğal sayı, doğalın içinde de sayma sayıları vardı ki demek ki reel sayılar bunların hepsini içeriyormuş canım kardeşim. Bak burada da yazmışız. Doğal sayılar sayma sayıları doğal sayıların. Doğal sayılar tam sayıların. Tam sayılar da rasyonel sayıların alt kümesidir. Ve rasyonel sayılar da reel sayıların alt kümesidir. Ayrıca artı irrasyonel sayılar da reel sayıların kümesidir. Hatta diyor ki rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların kümesi kesişimi boş kümedir. Yani asla kesişmezler. Yani şunu demeye çalışıyor. Bir sayı rasyonel sayıysa asla irrasyonel değildir. Veya irrasyonelse asla rasyonel değildir demek istiyor. Şurayı da okuyalım. Bir kısa bir özetini yapmış olacak burası da dostlarım. Yine siz notlarınızı alırsınız buradan. Diyor ki her sayma sayısı bir doğal sayıdır. Evet onu bakın burada da söylüyoruz. Sayma sayıları doğal sayıların alt kümesidir. Her sayma sayısı mesela bir sayma sayısıdır. Doğal olarak doğal sayıdır da. Aynı zamanda tam sayıdır. Aynı zamanda rasyonel sayıdır. Aynı zamanda reel sayıdır. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Evet her doğal sayı bakın. Her sayma sayısı bir doğal sayı. Her doğal sayı bir tam sayıdır diyor. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır diyor doğru. Her rasyonel sayı ise bir reel sayıdır. Ayrıca her irrasyonel sayı da bir reel sayıdır diyebiliriz. İşte bütün sayı kümelerinin kısaca özeti de buydu dostlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kolay gelsin tayfa.